Balım ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir anlatır mısınız bana? Meyveden pasta yapacağız aşkım. Ne için? Eva'nın doğum günü için meyveden pasta istediler. Ya okulda pasta kesmiyorlar da meyveden evet, pasta hazırlıyoruz. Okulda da meyve evet. yiyorlar. O şekilde doğum gününü kutluyorlar. Kendi doğum günümüz başka bir zaman olacak. Evet, 2-3 gün sonra olacak. Bu arada Mert ne yapıyor arkada? Arkada yumurta yapıyor. Mert? Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne pişirdin bakayım? Şerli omlet yaptım. O kendine mi yaptın? He, ben kahvaltı yapmışsınız. Evet yaptık. Ben yapmadım. Çünkü sen 12'de 1'de uyandığın için. Evet, benim böyle oldu. Nereye gidiyorsun? Eva'ya ne hediye aldın? Sürpriz gelecek. Daha gelecek mi? Pişecek mi? Gelir. Ne aldın hakikaten? Süper doktor aldım. Süper doktor. Ha güzel. Biz ameliyat yapıyoruz. Ameliyat yapıyorsun böyle eklik çarpıyor. Yani çocuğa eklik yapmıyor. Dıt dıt diye ötüyor işte. Ha. Parçaları çıkarırken. O oyuncağı çok merak ediyordum ben. Oynarsın. Ha, ben çocukken çok seviyordum onu. Benim vardı. Harbi mi? Ha, dediğim Eva da severdi. Benim vardı. Ha, senin mi vardı? Benim ya, vardı. Senin benim için hep her şeyi bir otlak çubuk yaptınız. Başla. Ne yapacağını biliyor musun ki? Tahmin etmiştim. Biz hiç hayatımızda ya düzgün bir pasta yapmadık. Meyveden pastayı nasıl yapacağız Nisa? Ya ben o kadar yapmak istemiyorum ki aslında. Ben video çekmeye geldim sadece. Evet ama yapmam lazım. Bir de bir şeylere laf ederim artık. Çok güzel bir giriş oldu. Eva 3 yaşında. Meyve pastası yapmak için Seda benden meyve almamı istedi. Ben de bulabildim bütün meyveleri aldım. Böyle bayağı bir meyvemiz var. Ve Seda bir de karpuz istedi. Pinterest'te baktım bütün şeylerde ya çilekle yapmışlar süslemişler ya da karpuzla kavunla süslemişler. Tamam. Hiç kış çocuğu da düşünmemişler tamam mı? Tamam. Aldık bakalım karpuz inşallah güzeldir. Ocak ayında karpuz. Aa bilmiyorum. Şimdi bunları nasıl tutturacağız Nisan böyle? Kürdanın ortasına saplayabiliriz böyle hani. Ama düşer. Nasıl düşsün? Ortasına dediğin şu kenarlardan mı? Ya işte böyle mıhlayacağız ya şeyle kürdanla içine. Nasıl mıhlayalım? Kürdanı çıkar böyle mıhla. Mıh ne ya? Acaba ilk önce kürdanı saplayıp ondan sonra mı bunu böyle geçirmemiz gerekiyordu? Olabilir. Bence onları oraya tutturmana da gerek yok. Nasıl yok? Anam aşkım gitti düşüyor. Ya. Sonra göstereyim. Şu an konuşuyor musun? Stres olunca boğuluyor musun yoksa yani? Akıl verildiğine yardım etmiyor sana. Tam yardıma gelmiştim. Hallettin mi aşkım? Oldu mu? Bak isteyince yapıyorsun. Evet oldu. Bir bakın bakalım karpuz iyi mi? Tak 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 vurdun mu? Aşkım seçme şansım yoktu. Son karpuzu aldım. Ha. Dinleyin şimdi. Nasıl aşkım? İyi mi sence? Ne bileyim aşkım anlamam ki. Aa burası küflenmiş bunun. Buradan darbe almış çünkü. Aa burada delik var Seda. Kocaman delik var. Bunu mu aldın gerçekten? Aşkım karpuz istedin diye aldım. Mutlu olursun sanmıştım. Kokuyor mu? Fena değil kokusu. Çok kolay kesiliyor. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey. Bozulmuş bu karpuz. Tüh. Ay bayağı pörsümüş bu. Tadına bakacağım. Daha niye mi öleceksin ya? Fena değil valla. Keselim mi? Kesme. Buraları çok yumuşak. Ama şuradan yiyeceğim bir dilim. Tamam bu bitmiş bu ya. At onu at. Keşke almasaydım. Mutlu olursun sanmıştım. Olmadı. Mide çok kötü oldu. Bunlar ne? Elma ile armut. Patates dilimler gibi dilimlemişsin. Nasıl dilimleyeceğim başka bunu neyse. Yani, patates kızartması olmadan önceki bir aşama yani. Bir şey söyleyeceğim bunlar kararır mıydı? Bir şey olmaz kararmaz. Limon sür her yerine. Hangi meyveyi yerlerse limon tadı alacaklar artık. Başka bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ha. Evet bak öyle oldu. Şu geri kalanlarını da ben yiyeyim hemen. Yavrum gelip durma. Şöyle ikinizi birden çekmek istedim. Aşkım geçmiş olsun. Gayet güzel gözüküyor. Yaptık birlikte. Nesini beğenmedin? Hiçbir yeri beğenmedim. Bence gayet güzel. Bir döndür bakayım etrafta. Gayet iyi. Ya ben istiyordum ki böyle karpuzun üçgenler yapayım. Şu boşlukları böyle doldurayım tamam mı? Onunla kibirleri böyle yuvarlak dizeyim. Kafamda çok farklı bir şey vardı. Karpuzun çürük olması bütün işi bozdu. Evet. Renksiz oldu. Neyse. İlk olsun tatlım. Annen yemin ederim elinden geleni yaptı. Seni çok seviyorum. Aşkım dikkatli tut bak dökme. Tutuyorum. Ya basma kaza. Kaza basma. Olsun şu an bana her şey geliyor. Ara geliyor. Lütfen yok. Aşkım 30'la gidiyorum şu an. Tamam. 1,5 saat boyunca bununla uğraşıyorum.
uğraştık neyse. 7 dakika içerisinde burada dökersek çok üzülürüm anne. Aa evet tabii üzülürüz ya. Son 7 dakikada nasıl yapacağım tekrar ya? Zıplatma. Aşkım kasis var. Eva bugün okulda doğum gününüzü kutladın mı? Kutladık. Nasıl kutladınız? Evet kutladım. Eva. Pastanı beğendin mi? Beğendim. Eva pastayı kestiniz mi? Kesmedim. Üşedin mi peki? Üşedim. Bugün okuldan aldım ya böyle şey diyor. Ama biz pastayı kesmedik diyor. Ay ne çalıyor. Atadı. Tacını takayım mı kafama? Neden? Sürpriz yap. Şimdi sürprizini kutlayacağız ya senin doğum gününü kutlayacağız ya o yüzden. Kapat gözünü kapat gözünü kapat gözünü kapat. İyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun Eva, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Kaç yaşındasın? 3. Bulaşmak ister. Tamam, şu pastayı bir kısaca alalım. Ay. Park. Evet. Çocuk parkı. Çocuk parkı. Teşekkür et Esma'yı. Bir de öp Esma'yı. Öptün mü? Ya. Bunun kullanma kılavuzu yok. Burada bir fotoğrafı var. Fotoğrafına bakarak yapın işte. Ne? Pasta yesek mi artık ya? Ben ya dur ya. Çok heyecanlı. Prenses şatosu oldu. Prenses şatosu. Bak merdivenden çıkıyor. Tıkır tıkır. Güle güle oyna tatlım. Hepimiz oynayalım. Evet hadi Mert'in oyuncağını geçelim artık. Oyun almayacağım. İlgisini çeker bence. Ne aldın ki acaba? Çünkü küçükken benim de ilgimi çekiyordu. Eyvah. Onunla oynayacağız. Evet. Şu an ben de merak ediyorum. Ben de oynamak istiyorum. Söylemiştin sen ne aldığını. Doktor seti... Sen süper doktor aldın. Niye söylüyorsun? Doktor seti aldı. Niye? Ya ağabeyim. Ben ağzımdan kaçırdım. Ben geri gidiyorum. Neyse. Öyle bir öyle set bir... değil, farklı bu. Ama çok, çok farklı. Sendekilerden değil. Bence çok seversin bunu. Hadi bunu artık Mert'in artık hediyesine geçelim. Hadi de artık hediyesi. Şununla bir tur oynayalım artık ya. Evet ya. Ya daha benim hediyem. Bir tane doktor aldım. Şimdi bu abi hasta olmuş tamam mı? Biz doktor olacağız, onu iyileştireceğiz. Anlaştık mı? Aman içinde neler kalmış Doktor Eva. Bu hastanın boğazında elma kalmış. Onu çıkartmama yardım eder misin? Hı hı. Hemen alma şeyi. Bunun içerisinden hiç burnundan ışık yanmadan çıkartman lazım tamam mı? Hı. Benim yapmamı ister misin? Evet. Hiçbir yere değmemesi lazım. Aa çıkarttık. Evet, çıkarttık. Başarılı bir ameliyat oldu. Doktor Eva, Doktor Eva. Bu hastanın karnında kelebekler uçuşuyor. Kelebeği çıkartır mısın benim için? Aa bak sen de. Bu öyle bir şey değil ya. Öyle bir şey değil. Bu niye o kadar titredi? İstemiyorsan oynamayalım. Oynayacağım. Oynayacağım. Bak komik. Bak içinde oynuyor yani o bak, şeyler. Hareketler zıplıyor. Mert bu bizi çarpmaz değil mi? Bak denedim. Ne? De, ya iki tane pilot içinde ne kadar ne çarpamıyorsun? Ha, ha yok işte. Hayır çarp. Hayır çarpma yok. Ama ben bunu bu kadar şey olmadı. Bizim çocukken sadece böyle dıt dıt diye ötüyordu. Kırmızı yanıyordu yani. Ben o sandım. Teknoloji ilerlemiş aşkım. O zaman Eva uyuduktan sonra Mert biz ikimiz oynuyoruz. Evet. Eva bak bunu çıkartabilirsin bu çok kolay. Aa evet bak bunu çıkartabilirsin. Hadi bakalım. Hepimiz. Tamam hadi tut ucundan. Gelin Eva. Hazır mısın? Başardık. Başardık. Aferin. Başardık. Eğer bak sana anlatayım mı? Buraya bak şuradaki metaller var ya. Bunlara çarparsa titriyor. Ama hiç korkacak bir şey yok. Sen de dokunabilirsin. Bak hiç canını yakmıyor bak. Evet. Sadece titriyor. Gördün mü? Bu bir oyuncak. Oyuncak. Korkacak evet. Bir şey yap tatlım. Ama istemiyorsan oynamayabiliriz. Oyuncu. Çorabı yırtılmış. Bak parmakları çıkmış çorapta. Evet. Neden? Eskimiş çorabı. Eskimiş evet. O zaman onu da giydirelim. Onu mu çıkartalım o zaman? Tamam. Ama titriyecek.
Titresin mi? Titresin mi? Dışarıda batırılır. Titretmeyeyim o zaman. İzleyebilirsin. Tüt. Bak burnuna bak Eva, burnuna bak. Burnu yanıyor bak. Yapma. Yapma. Hadi Eva'cığım, hadi yeni açabilirsin artık. Beğendin mi hediyeni? Sevdim. Bebek çok tatlı duruyor şu anda. Şapkası. Baksana bebek çok tatlı hakikaten. Baksana. Aa, evet. Adı ne olacak bu bebeğin? Bilmiyorum. Düşünelim mi birazcık? Evet. Diğer bebeğin adı neydi? Bulut. Bulut'tu. Bu kız mı erkek mi sence? Kız mı bu? Hmm. Bunun adı ne olsun? Bunun adı ne olsun? Hmm. Bir karar verelim. Ada olsun. Ada mı olsun? Tamam. Okey. Ada. Pasta getirin ya. Pasta yiyek. O dilimleri var. Ya zaten kilo aldık. Vallahi ya diyetimi illa bozduracaksınız. Eva buraya bir tane kardeş ister misin? İsterim. Böyle. Kambun boy. Arkada ne oluyor? Ne yapıyorsunuz arkada? Kardeş pazarlığı yapılıyor arkada. Kardeş ister misin diyor bize. Görünce böyle bir şey oldum ya. Hoşuma gitti. Sıcacık ev ortamı işte daha ne. Değil mi? Çamaşırlar kuruyor orada, ne yapsınlar. İnsan gelsene diye bağırıyorlar. Bebek çok tatlı değil mi ya? Gülüyor ya. Gülüyor, o yüzden mi böyle sempatik? Babam bir şey daha. Bunları mı silahat ediyorsun? Onun peşini duydum. Arşana. Elim dolu. Neyi alayım? Çikoyu mu alayım? Çikoyu mu? Bu bulutun bunun adanın emziği değil. Adanın emziği nerede? Elimde de. Bilmiyorum. Cebinde mi koydun? Cebine bak. Bak cebine koymuşum. Dedem mi? Çok özlemiş seni Seda. Kedileri hemen alt kata kaldırdık. Bu çok fena. Küçük olduğuna bakmayın. Kedilerime yazık. Şimdi ben bunu bir tuvalete götüreyim. Evin banyosundaki tuvalete yapıyoruz. Aynen. Tamam. Klozeti yapabilecek mi? O normalde Alaturka kullanıyor ya. Artık bu oda bizim bir dene haberi. Çok tutum yapmadı. Yenge, Mert'in odasına iyi koydunuz galiba. Ay evet, gidene kadar bizde. Mutlu musun? Anneni öp, anneni bir sarıl, bir hasret gider ya. Bir de beni çek. Ondan da mı kıskanıyorsun? Ona da mı kaynamak yapacaksın? Lan kaçmayın, gelin. Hayır. Kaçmayın gelin, herkesi koyacağım bu videoya. Mert Uygar'la bir yan yana dur. Ben beni geçmiş ya, abi diyor bir de. Ben abi değilim. Mert'in küçük kardeşi. 5 yaş büyük adı var. 5 yaş var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yanlış çocuğu almışız gibi bir hissiyat. Bu bize daha çok benziyor. Evet daha çok benziyor. Bak sana daha çok benziyor mesela. Baksana yakışıklı ya. Dur. Nisa abi benden büyük. Olsun yetişirsin 1-2 yıla. Bir yıla geçer bizi ya. İnşallah. Kaç yaşındasın? 17'ye gireceğim. 17'ye gireceğim. 17 mi? Gireceğim daha. Girecek daha. 4 yıl boyunca daha uzayacak bu çocuk. Bir kez daha yaşlandı. Anlamı hissettim. Hazal da benim ablamın ortanca kızı. Ortanca kızı. Sen evet. Çok büyümüşsün abi. Kalk benim çok ya. Yeğenim var ya. Boyu uzamış bayağı. Evet, bunun da uzamış. Ne oldu, yeğenleri görünce ben unuttunuz galiba. Kamerada çok simsiyah çıkıyorum Mert. Esmerleşmiş. Hazal benim daha siyah. Yemin ederim Hazal daha iyi duruyor. Ya yazıklar olsun ya. Bir yan yana gelsenize. Gelmiyorum. Gel gel. Bir tane renginize bakacağım ikinizin de. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da fark gözükmüyor. Evet. Hangimiz daha esmeriz insan? Şimdi ben onun nasıl yapacağımızı biliyorum. Ev boyama uygulamasından mı? Ev boyama uygulamasından. O benim tipim de çok kötü ya. Dur. Benimki. Gülümseyin. Bembeyazım yemin ederim. Vallahi aralarımızda en beyazı benim. Siz Eskişehir'de yaşıyorsunuz yalnız. Biz ada ada yanıyoruz. Burada 2-3 yıldır bizle beraber. İşte. Bunun rengi biraz açıldı ama. Seda'nın rengini. Oğlum çok esmer gözüküyor. Seda'nın rengini koydum buraya. İşte oraya da gittim de koydaştık. Şimdi Mert'in rengini seçelim. Niye en açık yerden seçtin? Peki duyacağım. Ama ben de açık. Bir saniye.
Neyse hazalı yapıp şimdi biraz mutlu olalım, dur. Dur. Yine aynı masadayız, yine aynı yerdeyiz ve yılın o beklenen günündeyiz. Eva'nın doğum günü. Asıl yarın biz Eva'nın doğum gününü kutlayacağız. Evet. Geçen seneki doğum gününde de yapmıştık. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Gelen davetli çocuklara da biz hediyeler hazırlayacağız. Evet. Amaç çocukları mutlu etmek. Şimdi hediyeler aldık, topladık. Bunları evet. size birazcık göstereceğiz. Ondan sonra evet. paketleyeceğiz. Yine her sene yaptığımız gibi çoğu hediyeyi biz küçük işletmelerden aldık. Yine kadın girişimci ve küçük işletmelerden. Olabildiğince onlara da destek olmak istiyoruz bu şekilde. Sayfalarını yine bırakırız buraya da. Değil mi? Tamam. Geçen gün meyve pastasını yaptık ya. Sen bana daha önceden mesaj atmışsın. Ben onu pastayı yaptıktan sonra gördüm mesajları, biliyor musun? Sen şey diyorsun ya sürekli. Ya çok kötü oldu, çok kötü oldu falan. Ben de diyorum ya gayet güzel oldu. Niye beğenmiyorsun ki bu kadar falan? Sonra Seda'nın attığı fotoğrafları görünce dedim. Biz ne yapmışız? Bizimki hiç böyle gözükmüyor yani. Dolu dolu bir sürü meyveler üst üste. Tepede yıldız var, bir şey var. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Bizimki güzel. Böyle değil. Acıklık getireyim. Burada çilek var. Bizim evet. çileğimiz yoktu. Üzüm var. Bizim üzümümüz yoktu. Ondan sonra başka da bir şey yok burada. Geri kalan aynı. Yani demek ki bu iş yazın daha güzel yapılıyormuş. Evet. Zaten karpuzla kavunla falan da dolduruyorlar. Evet. Bakın burada şuna bak. Üzüm falan koymuşlar. Baksana şuna. Yani. Kış çocuğu olmak gerçekten çok şey ya. Bak, üzücü yani. Burada da yine güzel bir şey yapmışlar. Ben normalde böyle sepet gibi bir şey yapmayı planlıyordum aslında. Ha bak burada sepetli hali de var. Bu böyle da çok bir şey güzelmiş. Yapmayı düşünüyordum. Ama bize okuldan o strofolu verdiler ve dediler ki daha önceden böyle yaptılar kule şeklinde. Siz de bunun üzerine saplayıp getirin dediler. Hep onların suçu ya. Hep onların suçu. Bize bırakmadılar. Biz sepete yapacaktık ya. Yoksa ben şey isim vermek istemiyorum. Bir yerden hazırım sipariş verecektim. Hadi başlayalım. Bu arada ağırlıklı olarak kız çocukları gelecek doğum gününe Eva'nın. Okuldan arkadaşlar gelecek. Onlar için şöyle minik bebekler yaptırdım. Böyle yapınca çirkin oldu, bir saniye. Yok. Dur düzelteceğim. Elinde böyle hatta oyuncak ayısı bile var. Bakın çok tatlı değil mi? Şahsen birisi bana böyle bir hediye verseydi ben mutlu olurdum bence. Tabii canım, çok anlamlı. Çok anlamlı. Her gelen kız çocuğuna bundan vereceğiz. Her biri için böyle ufak yine kadın girişimcilerden aldığımız bileklikler, kolyeler. Bunlar rastgele değil mi? Hepsi farklı. Evet, farklı. Her zamanki gibi balonlar. Ondan evet. bir renk daha var. Böyle çerez falan koyarız bu poşetlerin içerisine diye düşündüm. Çereziniz var mı Seda? İşte ceviz getirdim. Ha bunlar var. Okey tamam. Şu balonlardan var. Çocuklar bunları çok İnşallah seviyor. İnşallah içmezler bunları. Erkek çocuklar için de şu Hot Wheels arabalardan aldım. Umarım güzel şeyler seçmişimdir çocuklar. Bundan aldım. Sonra... Bundan aldım. Biz de birazcık o yüzden hazırlıksız oldu yani. Erkekler için aslında çok hediye hazırlığı erkek çocuklarının yapılmadı. Son doğum dakika gününe, belli oldu çünkü. Evet, erkek çocuklarının doğum gününe gelmesini yasaklamıştım. Ne alakası? Son anda Seda benim kararımı değiştirdi. Hayır alakası yok ya. Hadi araba alırsın sen de falan diye kandırdı beni. Ben de gittim araba seçtim. Araba seçimi o kadar eğlenceli bir şey ki. Bak bunlardan Biliyorum, böyle sepetin içinde bir sürü var. Ve her biri çok farklı. Çok değişik arabalar. Bu ne mesela? Olmuş. Bu kamyon mu? Bu ne bu? Bu modifiyeli kamyon. Durun. Yani erkekleri de yine aynı şekilde bunlardan koyacağız. Bakalım kolyede erkeklere uygun bir şey var mı bilmiyorum, sanmıyorum. Bende kuru kafalı yüzük var, bir tane onu koyayım istersen bir tanesini. Çok büyük haksızlık, anladın mı? Şöyle şeyler alıp da kızlara böyle ne bileyim yani. Şunlardan ikişer tane koyup böyle bir sürü balonlar falan koy. Erkek çocuk garip yani... Hakikaten niye öyle oldu? Aşkım çünkü hiç erkek gelmeyecekti. Son dakika belli oldu. Hmm. Yani ona göre hazırlık yapamadım. Özür dilerim. Lütfen mutsuz olmayın. Geçen sene kalem almıştık, resim boyası almıştık. Aa evet, öyle şeyler. Öyle şeyler almıştık. Bu sene niye böyle hazırlıksızız? Eva'ya düğün salonu tuttuktan sonra para kalmadı. Yeterli olur diye düşünmüştüm ben bunları ya. Şöyle önüme sermeden anlayamadım yani. Doğum günü kutlamak için düğün salonu tuttuk. Ama aslında bir düğün salonu değil orası. Evet. Orası büyük bir kır bahçesi gibi. Yaz aylarında orada kırda düğünler yapılıyor. Bir de içeriye küçük bir oda yapmışlar. Aslında küçük bir oda değil de. Tek kişilik mi? Burada da after party yaparız gibisinden bir alan hazırlamışlar. Bize de orayı verdiler aslında yani. Düğün evet. salonu tuttuk. Evet ama düğün salonunun after party yerini evet. tuttuk. Yani 40 kişilik bir oda tuttuk aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Biz de zaten 30 küsür kişiyiz şu an çocuklarla beraber görünen. Oraya ben hemen erkek çocuklarına bir oyuncak bulup geliyorum. Bir deodorant. Hava pompası. Bisiklet pompası. Tesbih böyle. Kehribar. Urfa'dan geldi bu.
Bir de işte araba. Ama yine haksızlık olmuyor mu? Bu arabayı alana hiçbir şey vermemek lazım diğer boyunca. Olur mu canım? Şimdi buna sevinir ki yıl sonra buna sevinir yani. Tesbihim var falan diye böyle sallar. Yok almışım ben. Hiçbir erkek çocuk bunlara hayır diyemez. Tesbih, araba ve hava tabancası bir de detona. Ben de bekliyorum saf saf burada. Ne getirecek acaba diye. Başladık mı paketlemeye? Ben sanıyorum cevizler kırık. Seda bana diyor ki hadi başla kırmayı. Gecenin bir sızmasından ceviz geliyor. Ne yapayım, çocuk anca uyudu. İki tanesini birleştirip böyle elinle. Çok biliyorsan kır. Kırmadı, rezil olurum. Aha. Al temizle. Nasıl bir ses lan, şap diye çıktı ya sen. Kulağıma çok yakın olduğu için mi bana öyle geldi? Acaba? Evet. Az vurdun değil mi çünkü? Evet. Benim aşkım bana öyle şap diye vurmaz. Evet. Bu anları şöyle ceviz kırma ASMR ile sonlandıralım. Yarın sabahtan devam ederiz. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Balım, günaydın tatlım. Ben kurabiyelere bak. Kurabiyelerden bir tanesini kırmışım galiba. Bunları Mert kırdı. Yalan söylüyorsun, niye ettim adını? Mert sen kırmadın mı şunu? Mert. Hayır. Mert kırdı. Ben kırmadım. Fazla Mert bu kimin? Bunu ben kırmadım, ben geldiğinde öyleydi. Hiç ben kırmıştım. Mert da biliyor. Tatlım. Olmadı hay. Olmadı. Kırılmadıysa olmuştur bu saatten ya, sonra anca bunu. Bakın kıracak sonra diyecek ki yani, çatlak verdin. Yedisi. Aa. Bak ya. Seda. İsteyerek olmadı. Dedim ki üstümdeki şey iyice yayılsın. Bu arada bu kurabiyeler daha bu sabah yapıldı değil mi? Evet, çünkü dünküler de kırıldı. Sabah yapıldı. Dünküler akşam geceden kırıldı. Galiba tarifte bir sıkıntı var. Kimin tarifiydi? Instagram'ın. Dün şekerli şey yaptık, göstersene onları, çok güzel onlar. Favori derim onlar benim. Kardan. İçinde şeffaf şeker var. Yıldız şeklinde desen vermişler. Diyor. Tamam süper. Teşekkür ederiz. Cupcake'lere 2700 TL fiyatı oturduk biz yapıyoruz. Büyü salonu tutuyor değil, o kadar da değil yani. İnsan bazen demiyorum verseydim keşke o parayı diye şu kurabiyeleri gördükten sonra. Kızım için yapıyorum. İleride baktığı zaman annem kırık da olsa bir kurabiye için bu kadar uğraştı desin diye. Vay be. Çok kötü gözüküyor. Bu arada bilmeyenler için biz Esma'nın mesleğini söyleyelim. Esma bir aşçı. Hem de uzmanlık alanı. Hasta. O sırada ben ama. Kurabiyelerim kırılıyor. Keşke söylemeseydin abi. Evet evet. Gerçekten bir tane kolejde aşçı olarak çalışıyor. Ben Mert'e dedim o kadar oku aşçılık oku. Aşçı hanım buldu geldi bana. Niye sözünü dinledim abi. Keşke tarifi benden alsaydın hakikaten. Ben bunlarla kule yapmıştım biliyor musun? Sana evet evet onlar bende de var ama 15 kiloluk tarifler bende var. Ama 15 kiloyu da 1 kilo ya da yarım kiloya indirdiğim zaman kurabiyenin kıvamı bozuluyor. Kurabiyenin kıvamını tutmak çok zor oluyor. Aa yani ilginçmiş. Azaltınca. Sana inanmıyorum bu arada. Bence şey yalan söylüyorsun, ha, uyduruyorsun. Çok saçma. Bütün tarifleri ona böleceksin işte. 100 kişilik bir şey olacak. Ben de aynı. Onu... Ama tamam öyle yapıyorum. Mesela haklıyım ben... değil mi? Otomatik yani. Yeminim. Ben inanıyorum. Esma'cığım bizimle takılacaksan kameralara alışman lazım. Evet. Ve bu kamerada tüm... birbirimizi gömeriz. Aynen. Özellikle kameralar açıldığında kimse kimseye acımaz. Yalan sen de tecrübe ediyorsun. Normalimiz de böyle. Biz birbirimizi hep görüyoruz. İlk başlarda minik kalbini kırıyor muyduk senin? İlk başlarda minik kalbimi ortaya koymuyordum kırılmasın diye. Vay. Vay. En çok kim kırıyordu seni mesela bu masada? Bu dörtlü içerisinde. Sen. Yok. Ben... Abla hiç kırmadı mesela. Gerçekten mi? Nisa evet. Ben mi? Nisa sen kırdın. Ben de. Esma hemen uyum sağladı ama bak şimdi tek tek hepimizi gömmeye başladı. Evet abla başladı. Mert'ten başladı sonra sıra bize geldi. Seda'yı gömecek, beni gömecek. Kaynanamı gömemem. Çok sahtekarsın Esma. Güvenim yok artık. Yatır. Evacığım ayakkabılarını göster. Göster ayakkabılarını. Ay ayakkabıları çok güzel. Işıl ışıl. Kıyafetin de çok güzel. Kıyafeti de çok güzel. Harika gözüküyorsun. Senin takipçin ben Eva'nın babaannesi deyince inanmadı. Sonra? Telefondan gösterdim. İnandı mı? İnandı. Yine inanmadıysa YouTube videosunun linkini atarsın. Doğum gününe gideceğim dedim. Hı-hı. Şimdi doğum günü şeyini görünce, videosunu görünce inanır yani. Tamam. Bir tane de hemşiremiz var. Ben Eskişehir'den. Tamam hemşire. Selam mı söyleyeceğiz? Ne yapacağız? Selam söyle. Bay bay. HYS'de çalışan. Ha? HYS'de çalışan ismini bilmiyorum. Herkese. HYS'de çalışan herkese selamlar. Bir de.
Biga. Adanalılar, siz de Adana'ya selam söyleyin bari. Buradan tüm Adana'ya selam olsun. Eva benim tişörtümü mü ısırıyor? Bu piliç çalışanlarına. Tamam, bütün bu piliç çalışanlarına ve bu piliçteki tavuklara selamlar. Efendim sağlık. Ne yaptın? Seviyorum. Ha, seviyorsun, ısırmıyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Oh, öpüldüm. Ne söyleyeceğim? Ha, söyle. Burada söyleyeyim. Söyle söyle. Gizli bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi çok merak ettiler. Burada söylemen lazım. O zaman söylemeyeceğim. Söyle söyle. Tamam, kısık sesle söyle. Niye takmıyorsun? Bana hediye aldın ama takmayacağımı bile bile aldın. Evet. Göster yani. Bakayım. Şimdi burada göstermeyeceğim. Ya göster kadın. Göster hediyemi ver ya. Eva'ya da aldın mı hediye? Aldım tabii. Tamam. Orada vereceğim. Orada vereceğim. Tamam, merak ettim. Bakalım. O zaman çekersiniz. Evacığım, bugün günlerden hangi gün? Çarşamba. Çarşamba mı? Cumartesi bugün günlerden. Ama doğum günün anlamında söylemiştim. Nereye gidiyoruz? Şimdi senin doğum gününü yapacağımız yere gidiyoruz. Orada bir sürü böyle hazırlık yapıldı, biliyor musun? Hepsi keşke senin için. Söylemeseydim, belki sürpriz olabilir. Ama biliyor. Sürpriz olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. O da haklı. O da haklı şimdi. Söylemese miydik acaba? Koşunca dalin oturuyor dedimiş tam. Şu an babam dedi arabayı yaktı, sivilini bağladı. Şimdi ağladım. Sen ağladın. Neden ağladın? Sivil baba. Evet tatlım. Dün okuldan çıktığında biraz huysuzdun ve ağladın. Evet. Bazen duygularımız böyle karışabiliyor. Mutsuz muydun dün okulda? Neden? Ben de şunu özledim. Ben de seni çok özledim. Biliyor musun dün? Bu yıl Taha gelmeyecek Evacığım. Her yıl olduğu gibi. Çünkü çağırmadık onu. Evet. Geçen sene gelmediği için. Taha'yı hatırlıyor mu ki acaba? Biz onu çoktan unuttuk değil mi Eva? Taha seni unuttum de. Unutmadım. Çocuğum. Bak benim. Bak. Çok şey kaybettin Taha. Akşam. Bak, simli ayakkabılar giymişti bugün Eva. Değil mi? Evet. Babam ve ben seni çok seviyoruz, biliyor musun? Ben seni seviyorum. Beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyorum. Kirlenmeye başladı. Harbi mi? Bir an önce... Bir an önce üflesin. Az önce ellerini yıkadı. Elbisesini de kuruladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Prensi de elbisesini. İçi de verecek. Olsun, yıkarız diyor bana. Sen de mi yaptın canım? Aga, turuncu kalp düşünüyorum şu an. İnşallah... Saçlarla uygun olsun diyor, değil mi? Turuncu vardır inşallah. Bunu kim çağırdı ya? Adam bir şekilde düzenlediğimiz bütün etkinliklerde var. Biz çağırmıyoruz. Ben de bir tane kalp alabilir miyim buraya? Durun. Bakayım. Kimseye saygı duymadı, enişte gibi geziyordu.
Anne benim hediyemi de ver. Bize de mi hediye? Dönüp kaynağım. Benim tarzım. Bayağı sağlam. Evet. Güzelmiş. Anne. Anne bu nedir? Anne. Annemin bana aldı yüzüğü bak. Tak bakalım be. Atatürk var. Çeyrek mi lan? Çeyrekten falan. Çeyrek. Gördüğün üstüne alakanın izini verip bırakırsın yani. Baş parmağıma takayım bu arada. Hayır be kardeşim. Yanlış isterim ya. Bunu akşam eve gidince eritelim. İyi bir şeyler kazandınız. Ne kazandık be? Altın. Ha, evet, masrafları çıkart. Hala niye verdin çekiç? Çikolataya vuracaklar bunu. Her çikolataya vuracaklar. Tamam getirecekler. Herkese çekiç var. Hazır mısınız? Hayır. Bravo. Bravo. O çok iyiymiş ya. Güneş ye yeniyor mu? Ye. Ben de yeniliyor. Çilek var. Bak çilek var. Bak. E işte sen de bak. Sen bunu bomba. Çok güzel lan. Siz bir düşünün ya. Ben de çilek yapıyorum. Aa, bir şey buldum ben. Bir şey çekmem. Hadi bir şey buldum ben. Jelibon. Ben de yiyeceğim ama yiyemiyorum. Jelibon. Ay çamurun içine girdi. Girdi, çamurun içine girdi. Neyse yapacak bir şey yok artık ya.